Haleplastan Perde Arkası programından herkese merhabalar. Bugün arkadaşım Ege Kürkçü ile beraber Galatasaray'ı konuşacağız. Ege merhaba. Merhaba Metin Karabaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Galatasaray milli araya lider girdi. Kasımpaşa'ya 7 gol çıkan maçta 4-3 mağlup etti. Bu zor karşılaşma sonrası oluşan hava Florya'ya nasıl yansıdı? Yani ne maçtı ama değil mi? Çok heyecanlı bir maç oldu. Ee, yani içinde her duyguyu barındırdı. Ee, bazen Galatasaray açısından bazen üzüntü, bazen heyecan, bazen... Ee, çaresiz kaldığı anlar oldu ikinci yarıda rakibine karşı ama e, en baskın duygu vazgeçmemekti. Vazgeçmediğin zaman kazanıyorsun. Galatasaray'ın böyle bir karakteri var. Bunu da Kasımpaşa maçında çok iyi sağ yansıttı. Şimdi bu nasıl yansıdı Flore? Ya? Bir kere böyle karşılaşmalar e, şampiyonluk alametidir. Bazen e, 3-0, 4-0 rahat yendiğiniz karşılaşmalardan, maçlardan çok daha fazla olumlu etki yapar. E, takım ruhuna. Bu da onlardan biriydi. Galatasaray çok mu oynadı? Hayır. Tam tersine. E, takım oyun olarak kötü bir futbol oynadığını söyleyebilirim. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Gerçekten e, öne geçtikleri anda bile oyunu çirkinleştirecek hiçbir şey yapmadılar. Ama Galatasaray kadrosu çok iyi. Yani e, Icardi çıkıyor sahneye. Bir o kaleye bir o kaleye atıyor. Penaltı kaçırıyor. Mertens çıkıyor. E, kulübeden Ziyeh giriyor. Zaha gel. Gerçekten kuvvetli bir kadro. Bu maç üzerinde de Galatasaray çok uzun bir aranın ardından e, kulübeden destek aldı. Daha önce oyuncu değişikliklerinde Galatasaray son dönemde bu katkıyı alamıyordu. Yani zaha girince bekleneni veremiyordu. Ziyeh öyle, Tete öyle. Şimdi öteki taraftan daha bir Endombele var. Ondan hala katkı alamadı. Ama e, genel olarak müthiş bir galibiyetti. Her e, şeyle e, Galatasaray çok şey katacağını, kenetleyeceğini, e, biliyorum bu galibiyetin. Çünkü böylesi maçlar çok e, dediğim gibi beraberinde büyük e, bir takımdaşlık duygusunu da getirir. E, bazı oyuncuların performansını yükselmesi, işte Ziyeh'in kısa sürede işler yapması. E, bu Böyle baktığın zaman e, sarı kırmızı açısından çok pozitif bir mücadeleydi. Okan Buruk da bu maç sonrası hedeflerinin milli araya sakatsız bir şekilde girmek olduğunu evet. ve bunu başardıklarını söylemişti. E, sürpriz bir durum yaşanmazsa milli ara sonrasındaki ilk maçta uzun bir aradan sonra tam kadro bir Galatasaray izleyebilecek miyiz? Öyle görünüyor. Yani bazı oyuncuların hala ufak tefek ağrılar var. Mesela Abdülkerim Bardakçı kulübedeydi ama %100 hazır da değildi, risk edilmedi. Oraya geldi ama daha göremedik. O da mesela hazır olma durumu var sakatlık konusunda ama fiziken çok yeterli durumda değil. E Sanchez'in malum kadroda yok bir sakatlığı var. Kaan nın uzun süredir ağrılarıyla oynadığını biliyoruz. E Okan Hoca söyledi, Icardi zaten ağrılarıyla oynuyor, koşu yapamıyor, sprint atamıyor dedi. Galatasaray'ın böyle bir araya çok ihtiyacı vardı. Buraya kadar da aslında hoca gemiyi limana çok iyi yanaştırdı. Çok fazla sakat vardı ve biliyorsun son haftalarda hemen hemen her maça farklı bir savunma kurgusuyla çıkıyordu Galatasaray gelinen nokta kalan 8 maç süper kupa ile beraber 9 maç eğer milli aranın ardından istenilen seviyede girilirse milli takımlarda ekstra sakatlıklar olmazsa Galatasaray tam kadro ligin son bölümüne girecekmiş gibi gözüküyor. Tabii ki burada bazı formsuz oyuncular var. Sadece sakatlığa değil işte mesela Kerem Aktürkoğlu'nun performansının düştüğünü görüyoruz. Onun için de bu ara bence iyi olacak. Hem mental olarak hem fizik olarak. Böyle bakıldığı zaman Galatasaray lider girdi, iki puan farkla girdi. Bu puan farkı da açılabilirdi, daha da yukarı çıkabilirdi. Ama hem fizik kalitesi hem moral motivasyon olarak Galatasaray'ın bu araya ihtiyacı vardı. Kasımpaşa maçının sonrasında demeç veren isimlerden birisi de Erden Timur'da. Hı, hı. Erden Timur'un demeçlerinde Muslera, Abdülkerim Bardakçı gibi önemli isimlerle sözleşme görüşmelerinde mesafe kat öğrendik. Evet. Bu isimler ve sözleşme uzatılması bekleyen diğer oyunculardaki son durum nedir? Şimdi Mustera ile sezon başından bu yana e, neden görüşülmüyor, hala neden uzatılmıyor diye konuşuyorduk, eleştiriyorduk. Olması gereken de Muslera bu takımın yaşayan efsanesi, kaptanı. Bu sezon Galatasaray liderse Mustera'nın tek başına göstermiş olduğu performansı çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden doğru bir tercih Mustera ile Galatasaray artık bir artı birlik bir sözleşme ben öyle biliyorum. İki sene daha Galatasaray'da kalma durumu var. Abdülkerim ile yeni bir sözleşme uzatılıyor. Oyuncuya geçtiğimiz sezon başında işte Rusya'dan ve çeşitli takımlardan. Teklifler vardı, gitmedi, kaldı. Bundan sonra da Galatasaray'da yeni bir sözleşme uzatarak kalacak. Kimler var sırada? Şimdi sırada Barış Alper Yılmaz, uzun vadeli bir kontrat geliyor. Kerem Aktürkoğlu tekrar görüşülecek, uzatılacak öyle gözüküyor. Kaan Ayhan'la yeni bir sözleşme. Galatasaray iç transferi sezon bitmeden hallediyor. Bu çok önemli çünkü önümüzdeki sezonun omurgasını oluşturan yerli oyuncular bunlar ve gelecek sezon biliyorsun 12 yabancı bulundurabileceksin kadronda. Evet hepsi aynı anda 11 oyuncu, 11 yabancı sahada olabiliyor ama bütün kadroyu 12 e, yabancı yazacaksın. E, bu da demek oluyor ki senin yerli havuzun artık daha da geniş olmak zorunda. E, ve bu isimlerin yerli isimlerle özellikle anlaşılması çok büyük bir avantaj. Galatasaray'da bu e, sözleşme durumlarının kısa süre içerisinde nihayete ermesini bekliyorum. Bu sözleşme durumlarında Mertens ile alakalı son durum nedir? Ya Mertens e, hala kalma konusunda e, olumlu bir dönüş yapmıyor. Çünkü bu onun kararı. Buradaki daha önceki programlarda da söylemiştim. Galatasaray evet işte, hele bu seneki performansına baktığın zaman e, mutlaka kadrosunu tutmak isteyeceği bir oyuncu ama oyuncu e, başka bir maceraya yönelmek istiyor. Öyle biliyorum. Bu, bu konuda da e, bir fikir değişikliği yok. Ee, ama bir sürpriz olur mu? Sezon sonuna doğru bakacağız ama az önce saydığım isimler kadar da e, pozitif bir durum e, Mertens ile yok. İki tane de seyirci sorumuz var onlara geçelim. Bakalım. Berke Bahçıvan'ın sorusu. Hafta içinde 2008 doğumlu Furkan Koçak ve Hakan Baltan'ın oğlu Çağrı Balta ilk kez A takım idmanına çıktı. Bu oyuncuların gelişimi hakkında teknik eğitim görüşü nedir? Bir kere bu genç oyuncular için Okan Buruk büyük bir şans. Geldiği gündem bu yana Birçok isim Efe'yi, Hamza'yı, Ali Turab Bülbül'ü, diğer e, Ali'yi hep kampa götürdü. Alabildiği kadar maç kadrosunu aldı. E, bunu yaparken de yarışmaktan vazgeçmedi. Yani bu o Furkan için de e, Çağrı için de e, Okan Hoca gerçekten büyük bir şans. Bunları zaten zaman zaman e, A takım antrenmanlarını aldığını, o atmosferi yaşamalarını istediğini biliyoruz. Turkan da çağırdı çok yetenekli oyuncular. Çağrı'nın fiziğini gördün zaten. Aynı babası yani. Hem uzun e, yaşına rağmen e, kalıplı bir oyuncu. Umarım e, bu iki isminde ve diğer isimlerinde e, yolu açık olur. E, sakatlık yaşamazlar. Ama Galatasaray'ın altyapıdan gelen birçok iyi ismi var. E, bunları ilerleyen dönemlerde daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. E, bu anlamda da Galatasaray altyapıya da oyuncu transferi e, sürecini hızlandırmış durumda. Yine yurt dışından, Almanya'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan e, gurbetçi dediğimiz oyuncuları Fatih Demirel ile beraber altyapıya kazandırıp devam ettirmek istiyor. İşte mesela Eyüp'ü aldılar biliyorsun. E, geçtiğimiz zaman direkt A takımda birkaç maça da çıktı. E, bununla beraber Galatasaray e, hem altyapıya hem de A takıma yatırımlarını yapmayı sürdürecek. Kubilay Köse'nin sorusuna geçelim. Hakim Ziyeş'in yeni sezonda Galatasaray'da devam etme ihtimali bulunuyor mu? Hakim kafayı değiştirmesi lazım bir kere. Yani çok yetenekli girdi. 10-15 dakikada Icardi'nin kafasına topu attı. Yani zaten bundan kimsenin kuşkusu yoktu. Kalitesinden, futbol bilgisinden kimsenin bir kuşkusu yok ama ne kadar Galatasaray'da kafa olarak benim için soru işareti. Yani Hakim güvenip o bölgeye başka transfer yapmama durumu olabilir mi Galatasaray'da? Bunu Okan Hoca'nın sorması lazım. Biraz bakış açısını, ruh halini ve motivasyonunu yükseltmesi gerekiyor. Bunu yapmazsa zor. Galatasaray devam etmeyebilir ama kalan 8 maçta hatta 9 maçta aidiyet duygusunu yükseltir. Daha fazla sahada kalır, daha fazla futbolun içinde kalırsa şu anda Galatasaray futbolcusu zaten biliyorsun devam edilir ama biraz bazı şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Aynı şey Zaha için de geçerli. Arkadaşlar sormuşlar ama Zaha için de Ziye anlamında söylediğim şeyleri tekrarlayabilirim. Kalmak istiyorsa Zaha da Galatasaray'da olacak kafası. Sadece sahada olacak. Yani kişisel egolarını, kişisel hırslarını takım başarısının önüne koymayacaklar. Şimdi mesela Zaha'da bir toparlanma görüyorum açıkçası. Ruh halini daha iyi görüyorum bundan 4-5 hafta öncesine göre sonradan girdi oyunlarda en azından vücut dili daha iyi ve böyle devam ederse Zaha'da, Ziyeh'de Galatasaray'da kalmayı sürdürürler. Çok teşekkürler Metin Karabaş ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim Ege. Hatırlatmamızı yapalım. Lütfen Voleplasa abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir hatırlatma daha. Eğer şu anda olduğu gibi sorularınızı cevaplamamızı istiyorsanız bu videonun altına sorularınızı yazın. Biz de önümüzdeki programda bunlara cevap vermeye çalışalım.